Alo. Alo, Necmi abi. Efendim. Benim Ferit. Merhaba Ferit. Depoda varsa 30 galon boya yollar mısın? Ne renk? Geçen seferki renklerden olabilir. Tamam, 2 saate kadar elinde olur. Tamam abi. Parayı elden öderim. Olur. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldiniz. Ne bakmıştınız? Evimde bir takım tadilatlar yapacağım da malzeme bakıyordum. Ama bu işten pek anlamam doğrusu. Sizi hatırladım. Birkaç gün önce de gelmiştiniz. Evet. Bu gidişle de birkaç kez daha gelirim herhalde. Ben yardımcı olsam size, ne tür bir tadilat yapacaksınız evde? Salondan mutfağa açılan bir pencere yaptırmak istiyorum da, ama olur mu, nasıl durur bilmiyorum. Bu durumda ben bir şey yapamam. Henüz tam karar vermemişsiniz. Vaktiniz varsa siz gelip bir baksaydınız. Bilmem ki. Bin yıl düşünsem aklımın ucundan geçmezdi Yasemin. Ay yenge, çatlatmasana insanı. Ne oldu? Dayım beni aldatıyor Yasemin. Aa, İftira bu. Dayım öyle bir şey yapmaz. Ben de inanamadım ama gerçek bu. 15 yıllık evliliğimizden sonra bu da geldi başımıza. Yenge, emin misin sen? Gözlerinle gördün mü yani? Evet. O zamana kadar inanmamıştım zaten. Çok genç bir kadın hem de. Allah Allah. Nasıl böyle bir şey olur? Dayım sana hala ilk günkü gibi aşıktı. Ama şimdi başka kadına aşık. Devir çok kötü Yasemin. Mutsuz kadın çok. En düzgün adamları bile yoldan çıkarıyorlar. Yalnız çabuk gelmem lazım. Dükkan kapalı kalmasın. Mal falan gelir. Kalmazsınız, merak etmeyin. Ben arabayla bırakırım sizi. Buyurun. Tamam, hemen gidelim o zaman. Dediğim gibi sen de dikkatli ol Yasemin. Sonra benim gibi kalıverirsin ortada. Ay Allah korusun yenge. Hem Ferit yapmaz öyle şeyler. Ben de öyle diyordum ama oldu işte. Kocalara lafım yok Yasemin. Kadınlarda tuzak çok. Adamlar anlayamıyorlar bile. İşi bahane edip adamları baştan çıkarıyorlar. Ferit akıllıdır, anlar hemen. Öyle oyunlara gelmez. Hem dükkana pek kadın müşteri gelmiyor ki. Nasıl olacak? Yine de büyük konuşma bence. Sonra ağlarsın benim gibi. İşte benim salonum da burası. Buradan bir yerden mutfağa pencere açtırmak istiyorum. Siz bakın, ben geliyorum birazdan. Hı hı, tamam. Olur mu düşündüğüm şey? Olabilir. Duvarın şu kısmı uygun. Ne lazım yani şimdi? Bir çuval çimento, biraz kum, alçı, boya falan işte. Teşekkür ederim. Şıp diye anladınız benim bir aydır düşündüğümü valla. Benim işim bu Jale Hanım. Yarın uğrarsanız hazır ederim malzemeleri. Yok, hiç acelem yok. Yarın bir misafirim gelecek. Sonra yaparım. Siz bilirsiniz o zaman. Bana müsaade. Kahve içmeden bırakmazdım ama kalmayacağınızı biliyorum. Evet. Ayrıca bırakmanıza da gerek yok. Şuradan hemen otobüs geçiyor. Siz bilirsiniz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Ferit, çayını al canım. Ferit. Ne? Ne oldu?
Dalmışsın, çay getirdim. Sağ ol, ben içmeyeceğim. Aa, neden? Çok seversin sen yemekten sonra çay içmeyi. Bu akşam canım istemiyor. Sen bilirsin. Ben yatıyorum. Hadi iyi geceler. Anne, resmim nasıl olmuş? Resimdekiler kim yavrum? Bu baba, bu sen, ortanızdaki de benim. Aferin sana, güzel yapmışsın. Babam nerede? Baban yorgunmuş, yattı oğlum. Olur mu düşündüğüm şey? Olabilir. Ulan Ferit, kendine gel. Evli barklı adamsın. Kolay gelsin Ferit Bey. Ah, Jale Hanım. Buyurun, hoş geldiniz. Nasılsınız dünden beri? İyi çok şükür. Hep aynı şeyler. Siz nasılsınız? Ben de bankadan geliyordum. Ve gelirken size şunu alayım dedim. Aa, ne gereği var Jale Hanım? İçimden geldi. Dün benim için bir sürü zahmete girdiniz siz de. Beni mahcup ediyorsunuz. Anneanne parka gidecektik. Babandan para alalım, dönüşte gideriz oğlum. Babam biliyor mu geleceğimizi? Hayır oğlum. Epey şaşıracak bizi görünce. Neden şaşıracak anne? Sonra anlatırım oğlum. Bakalım ani değişikliğin sebebi neymiş? Görüşmek üzere o zaman. Güle güle. Baba. Oğlum, bu ne sürpriz böyle? Bilmem, annem istedi. Akşamki gibi yine dalgınsın Ferit. Neyin var senin? Neyim olacak ki? Yorgunum sadece. Gün ortası ne yorgunluğu Ferit? Benden bir şey mi saklıyorsun? Ya ne saklayacağım hayatım? Hadi gelin, çay söyleyeyim size. Ben oralet istiyorum. Tamam, sana da oralet. Ali, bize iki çay bir oralet abi. Hemen abi. Dönüşte de annem beni parka götürecek. Ne güzel bak. Yasemin. Hadi gül artık. Ya nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? Tamam. İnşallah bir şey yoktur. Aa, kızacağım ama Yasemin. Ya ne olabilir ki senden sakladığım? İyi peki. Öyle olsun. Baba bu ne? Paket oğlum. Bildiğin hediye paketi işte. Kim getirdi onu? Bir müşteri getirdi de. Alo?
Yenge, yarın bana gelebilir misin? Konuşmamız lazım. Bir şey mi oldu Yasemin? Yarın anlatırım yenge. İyi akşamlar. Biz görücü usulüyle tanıştık. Biliyorsunuz böyle olunca da anne babanın dediği oluyor daha çok. İnsana seçme şansı bırakmıyorlar. Ama evlenmişsiniz sonuçta. Evet ama insanın içinde ukde kalıyor yine de. Neyse, bu konular yüz yüze daha iyi konuşulur. Haklısınız. 2 saat oldu neredeyse. Evdekiler merak eder. Bence de. En iyisi yarın akşam size bir yemek ısmarlayayım ben. Sohbetimizi orada devam ederiz. Olur mu? Ama hesabı ben öderim. Tamam. Bu seferlik öyle olsun. İyi geceler. İyi geceler. Haber vermedin geç geleceğini. Veremedim. Son anda bir şeyler çıktı. Cep telefonum kapalıydı. Dükkanın telefonu da akşamdan beri meşgul. Bir müşteriyle konuşuyordum hayatım. İş konuşması. Gömlek hediye eden müşteriyle mi? Yasemin. Ben sana demiştim. Evet ama daha kesin bir şey yok aslında. İnşallah. Ama anlattıkların aldatan koca tarifi. Hele hele eve geç kalmalar başladıysa. Sadece bir kere geç kaldı. Ferit arıyor. Efendim? Akşam inşaatçılarla bir toplantım var. Tamam ama geç kalma. Emre çok üzülür sonra. Merak etme, erken gelmeye çalışacağım. Ne diyor? Bu akşam da geç gelecekmiş. Eyvah. Bak korktuğumuz başımıza geldi. Tövbe de yenge. Ferit yapmaz öyle şeyler. Çünkü bugün Emre'nin doğum günü. Ferit unutmaz oğlunu. İnşallah. Anneanne bana pasta yapacaktı. Yapacağım oğlum. Baban da erken gelir değil mi anne? İşi çıkmazsa gelir tabii. Yanlış anlamayın ama size karşı tuhaf şeyler hissediyorum. Sizinle konuşmak, yanınızda olmak acayip haz veriyor bana. Nasıl bir şey anlamadım doğrusu. Vallahi ne diyeyim, ben de öyleyim diyebilirim. Sanki sizinle görüştükten sonra eşime karşı hiçbir şey hissedemez oldum. Birden soğudum onda. Aman ha, yuva yıkan bir kadın olmayayım sonra. Olmazsınız, merak etmeyin. Asıl benim körelmiş duygularım sizinle tekrar hayat buldu. Sanki aşk itiraf yapacak gibiyiz ikimiz de. Vallahi ben her an yapabilirim yani. Ama siz evlisiniz. Evli adamların aşık olma hakkı yok mu? Var canım. Niye olmasın? Anne, bir daha arasam babama. Benim uykum geldi. Aradım oğlum. Ama kapalı telefonun.
Işıklı spor ayakkabılarımı almıştır değil mi anne? Bilmem, almıştır herhalde. O zaman biraz daha bekleyelim. Bekleyelim yavrum. Nihayet teşrif ettiniz Ferit Bey. Evet, ne oldu ki? Daha ne olsun? Oğlunun doğum gününü bile unuttun. Bir de bana hiçbir şey yok diyorsun. Ya bir dakika ya, sakin ol ya. Olmayacağım. Gecikmenin sebebini söyleyene kadar da sakin olmayacağım. Bir müteahhitle iş yemeye geldik. Aklıma bile gelmedi Emre'nin doğum günü oldu. Ferit, gözümün içine baka baka yalan söyleme. Senin hayatında biri var. Beni ve oğlunu unutturacak kadar önemli biri. Şu canım, tartışarak olmaz. Kendine biraz daha bakacaksın ve adamın kalbini kazanacaksın. Ama yenge bana bunu nasıl yapar? Eğer bir kadın varsa oğlumu alır giderim ben. Saçmalama. Bir çocukla nereye sığarsın bu saatten sonra? Ferit kendini iyice kaptırmadan dikkatini çekmeye bak. Tamam ama yenge, ben hala inanamıyorum. Ferit bana bunu nasıl yapar? Bu sorular sadece yaralar insanı. Boşuna sorup durma. Bizimki çakmış durumu. Epey tavır yaptı dün gece. Bu akşam buluşmayalım istersen. Önemli değil. Ama dün gece söz verdiğin hediyeyi almayı unutma. Unutur muyum hiç? Geldin canım. Hoş bulduk. Yemeğe yetiştim herhalde. Biz yedik. Sana koyarım ama. Ben şunu asayım. Baba, hediyemi yine mi almadın? Aldım oğlum. Ama yine dükkanda unuttum. Ya. Yarın getireceğim ama. Söz. Koçum benim. İstediğim ayakkabılarımı aldın. Sürpriz hiç söylenir mi oğlum? Hadi bakalım. Sen şimdi biraz oyna, ben de dinleyeyim, olur mu?
Ferit, bu ne? O şey, ben onu bir kadına aldım. Ama o kadın sürprizimi mahvetti. Nasıl yani? Yarın bizim evlilik yıl dönümümüz değil mi? Senin için aldım ama sen sürprizimi mahvettin Yasemin. Aşk olsun. Çok özür dilerim Ferit. Ben de sandım ki... Ya öyle işte. Bütün evhamların boşa çıktı değil mi? Evet ya, kusura bakma. Şimdi bir yere koy. Yarın akşam takarsın. Çok yakışacak sana. Teşekkür ederim canım. Dediklerini aynen yaptım. Adam birden değişti yenge. Allah nazardan saklasın. Aman aman. Aldığı şeyi getir de bir bakayım. Acayip güzel bir şey. Çok da pahalı olduğu belli. Kutusu bile ne güzel bak. Kolye yok içinde. Düşürmeyesin. Odadan çıkarmadım ki yenge. Allah Allah, nerede bu ya? Ay dur, ben de bakayım. Hanıma yakalandım dün akşam. Ama son anda bir yalan attım ortaya. Hemen inandı. İlahi Ferit. Ama bir an çok korktum. Kolyeyi hanıma kaptırdım diye. Çok teşekkür ederim. Çok güzelmiş gerçekten. Ne yapacağız yenge? Yok. Yer yarıldı, içine girdi sanki. Ay sorma. İnşallah bulunur. Yoksa çok fena Yasemin. Ferit yanlış anlayabilir. O kadar para vermiş adam. Evet ya. Ama çekmeceye koyduğuma eminim yenge. İyi de nasıl kaybolur kendi kendine? Ben de onu anlayamadım zaten. Yasemin. Ferit sana yalan söylemiş olmasın? Yalan mı? Evde bulamayınca kolyeyi başkasına aldığını anlamaz mı eşin? Bilmem. Anlamaz herhalde. Ben gideyim artık. Daha gidip cilt bakımı yaptıracağım. Akşama bekliyorum ama, tamam mı? Eve mi? Tabii ki. Kolye için teşekkür etmem lazım. Akşam için çok yorma kendini. Ben yemek seçmem. Orası artık benim bileceğim bir şey. Malzemeleri hazır edince gönderirim. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Yine mi sürpriz yaptın bana? Hayır. Yakında bir tanıdığı ziyarete gelmiştim. Bir uğrayayım dedim. İyi etmişsin. Ferit. Az önce çıkan kadın kimdi? Bir müşteri. Niye sordun? Benim kolyenin aynısı var boynunda. Merak ettim sadece. Ya tesadüf işte. Demek ki çok tutulan bir model. Sen niye takmadın? Ben sadece özel günlerde takarım. Hadi işin yoksa beraber çıkıp gidelim. Maalesef canım. Akşam bir inşaat şirketiyle görüşmem var. Hatta biraz uzun sürebilir.
Senin kolye olamaz değil mi o kadının boynundaki? Ferit tesadüf dedi. Ama bu kadar da tesadüf de saçma biraz. Bence tahmin ettiğim gibi. Sen onu takip et bu akşam. Emre'ye sen bakarsın o zaman. Ben erkenden dükkanın karşısında beklemeye başlayayım. Tamam. Neler yaşıyorum. Bak, derim dediğim çıktı işte. Gözlerime inanamadım yenge. Beni bir kere götürmedi öyle bir yere. Nasıl bu kadar vicdansız olabiliyor? Sen kendini üzme şimdi. Gelince konuş hemen. Tercihini yapsın. Ben her şeyi gördüm ve biliyorum Ferit. Bu gece bir tercih yapmak zorundasın. Tamam, sen öyle diyorsan yaparız. Ama sonra üzülmeyiz. Ben yeterince üzüldüm Ferit. Beni aldattın. Gözümün içine baka baka yalan söyledin. Ama hakkımı helal etmiyorum sana Ferit. Ya bunları söyleyeceğine kendine baksaydın böyle olmazdı. Kendime baktım. Ama sen görmedin. Şimdi çık git bu evden. Peki Emre? Emre ne olacak? Emre zaten babasızlığa alıştı. Eksikliğini hissedeceğini sanmıyorum. Öyle olsun. Geldim. Aa, Ferit. Sürpriz. Sahi nereden çıktı şimdi bu çat kapı gelmek? Hanımla konuştum ve artık buradayım Cale. Ay inanmıyorum. Çok sevindim buna. Akşama istediğin bir şey var mı? Yok. Zaten ben alışverişe geleceğim yanına. Ne alışverişi? Canım üst baş filan işte. Kendimize biraz bakalım ama değil mi hayatım? Hadi görüşürüz. Kolay gelsin hayatım. Babam erken mi gitti anne? Evet oğlum erken gitti. Of ya ben de erkenden kalktım babamı görürüm diye. Ama yine kaçırdım. Sana bugün yine Suna yenge bakacak tamam mı? Neden? Ben faturaları yatıracağım baban unutmuş. Tamam. Hadi git elini yüzünü yıka oğlum. Thank you.
Allah babamdır. Baban geç gelecek oğlum. Bu başkasıdır. İyi günler yenge. Babam dedi ki kiranın günü 5 gün geçti. Yarın öderim inşallah. Tamam, iyi günler. İyi günler. Çıkabiliyor muyuz hemen? Nereye? Hayatım, sabah dedim ya evin perdelerini değiştirecektik hani. Ha, unutmuşum. Gidelim peki. Ha, yanına nakit al biraz. Kartın limiti doldu biliyorsun hayatım. Tamam. Arabadayım ben. Bundan sonra ne yapacaksın? Senin benim gibi maaşın filan da yok. Evet. 2 tane bileziğim kalmıştı. Onu da kira ve faturalar için bozdurdum. Öbür ay ne yaparım bilmiyorum. Boşanma davası açtı mı? Açmadı. Açsa nafaka filan alırım belki. Bence Ferit geri döner. Çünkü dayın 3 gün sonra boşanma davası açmıştı. Dönmesin yenge. Bütün bu yaşananlardan sonra dönmesin. Yenge! Yenge! Ya yenge! Dur, konuşmamız lazım. Neyi konuşacağız Ferit? Yasemin nasıl? Emre beni özledi mi? Aileni yüzüstü bırakıp gidiyorsun. Şimdi gelip bana onları soruyorsun. Yenge, ben hata ettim. Bunu her geçen gün daha iyi anlıyorum. Ama Yasemin'in yüzüne bakacak halim yok. Lütfen bana yardım et yenge. Anne, yarın babamın dükkanına gidelim. Çok özledim babamı. Ama baban şehir dışında oğlum. Dükkanda değil ki. Of, yine bekleyeceğim ben ya. Oğlum nereye? Emre! 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 İyi misin oğlum? Emre, kendine gel oğlum. Emre! Emre! Uyan. Bebeğim hadi. Yenge, yenge hemen hastaneye gitmemiz lazım. Hastaneye neyle götüreceksin? Bulurum bir yerden. Port yolmak için zaman yok. Ferit'i arayalım. Hayır yenge. Baba, baba. Hadi, hadi ara çabuk. Aynı reklamlardaki gibi kredi anında çıktı ya. Çıktı ama bunun bir de geri ödemesi var. Üzülme canım, ödersin, merak etme. Arayan kim Ferit? Bir arkadaş canım. Efendim? Emre hastalandı. Ne? Doktora götürmemiz lazım ama param yok. Ben hemen bir doktor alıp geliyorum. Ne oldu Ferit? Ferit ne oldu, nereye? Ferit! Canım oğlum benim. Nesi var doktor? Tansiyonu düşmüş. Bir şeye çok üzülmüş olabilir. Hassas bir yapısı var. Evet. Çok hassastır benim oğlum. Çok heyecan ve aşırı üzüntü hallerinde sık sık bayılabilir. Yazdığım ilaçları alıp hemen içirirseniz yarım saate kadar kendine gelir. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun doktor bey.
İlaçları aldım. Hemen içirebiliriz. Ben içiririm. Sen gidebilirsin artık. Yasemin, Ferit'in sana söyleyecekleri var. Bizim konuşacak bir şeyimiz yok. Yasemin, lütfen dinle. Ben pişman oldum. Hatamı kısa zamanda anladım. Eğer beni affedebilirsen geri dönmek istiyorum. Ne kadar kolay değil mi? Günlerdir oğluma yalanlar söylüyorum. Fatura ve kira için bileziklerimi sattım. Sen de şimdi gelmiş, af diliyorsun. Yasemin, haklısın ama oğlunu düşün. Bir şans daha ver ona. Oğlun için affet Ferit'i. Hayır efendim. İzin vermiyorum gitmene. Yok öyle yağma. Oh ne âlâ be. Hevesini al, gününü güne et. Sonra da ben evime gidiyorum. Senin yaptığına düpedüz insan kullanmak denir. Ya seninki? Evinde bir beyaz eşya kaldı yeniletmedin. Senin yüzünden kredi çektim bankadan. Kim kimi kullandı Jale Hanım? Almasaydın zorla mı aldırdım? Neyse, bu iş buraya kadar. Ben oğlum için emme dönüyorum. Sen de kendi yoluna. Ben sana yapacağımı bilirim. Beni bırakıp gitmek neymiş görürsün. Anne niye ağlıyorsun? Yok bir şey oğlum. Telefonda konuştuğun kimdi? Yanlış numaraymış. Tanımıyorum. Aa babam geldi. Oğlum benim. Annem ağlıyor baba. Yasemin. Niye ağlıyorsun? Emre, sen odana git oğlum. O kadın aradı. Beni tehdit etti. Emre'ye zarar vereceğini söyledi. Ahlaksız kadın. Hep senin yüzünden. Başımıza nasıl bir bela sardın? Ben ondan kurtulmasını bilirim. Dönecek bana. Karısını bile tehdit ettim az önce. Yeter canım yoldun. Boş ver. Mesele sadece para değil. Kimse beni bu şekilde bırakamaz. Kapı çaldı. Ben seni sonra ararım. Tamam. Kim o? Ferit ben. Kapıyı aç konuşalım. Ne var? Ne istiyorsun? Tehditlerine son ver. Ailemi bu işe bulaştırma. Ama sen bulaştırdın. Onlar yüzünden beni terk ettin. Ya bir yanlış yaptım ve döndüm. Eğer bir daha tehdit edersen çok kötü yaparım. Hah, çok korktum. Sen bu eve gelinceye kadar o sümüklü karına da, hastalıklı oğluna da tehditlerime devam edeceğim. Anladın mı beni? Sen bittin Jale. Bittin tamam mı? Paranın üçte ikisini peşine alırım. Tamam. Paranın yarın alırsın. Kadını öldürdükten sonra da geri kalanını alırım. Anlaştık. Ama mümkünse en kısa zamanda. Sen orasını bana bırak. Nerede kaldın? Öldüm meraktan. O işi hallettim. Nasıl yani? Bir arkadaşa havale ettim. O susturacak onu. Vallahi bir şey anlamadım. Yakında anlarsın. Vay be. Bu ne böyle?
Kim öldürebilir ki böyle bir güzelliği? Ama para aldık. Mecburuz artık. Yardım edeyim isterseniz. Ay, teşekkür ederim. Sağ olun. Ne demek, rica ederim. Sağ olun. Efendim Ferit Bey. Takipteyim, hala uygun zaman olmadı. Hı hı. Tamam. Tamam. Pardon, bir şey soracağım. Buyurun. Fuar alanına nasıl giderim? Vallahi nasıl tarif etsem ki şimdi size? İsterseniz ben sizi gideceğiniz yere bırakayım. Yolda anlatırsınız ha? Olur. Memlekette centilmen erkek kalmadı diyordum ama demek ki varmış. Estağfurullah. Bu arada Jale ben. Hakan, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Buyurun. İşte böyle yenge. O gece ne yaptı bilmiyorum. Kadına bir şey yapmış olmasın? Yok canım, ne yapabilir ki? Peki niye sustu kadın o zaman? Bilmem, söylemedi bana. İlk görüşte aşka inanır mısın? İnanırım. Ben de. İnsanın ne zaman neyle karşılaşacağı hiç belli olmuyor. Bence de. Sizi daha önce görmediğime yanıyorum. Hiç güleceğim yoktu. İlahi Hakan Bey. Hani bir günlük işte en fazla? Abi terslikler üst üste geldi. Ya ben anlamam. Yapamayacaksan getir parayı. Bizim işte alınan para geri verilmez abi. Bir gün daha bekle, bitireceğim işini. Tamam. Haber bekliyorum senden. Tamam abi. Sana bir itirafta bulunmak istiyorum. Evet. Ben seni öldürmek için bir adamdan para aldım. Adım da Tekin. İnanmıyorum. Tekin. Ama seni görünce vazgeçtim. Çünkü uzun bir süreden sonra ilk kez birine karşı bir şeyler hissettim. Ya. Ama adam arayıp duruyor. Parayı da harcadım. İyi bir plan yaparsak ondan kurtulabiliriz. Nasıl? Baba akşam geç kalma. Kalmam oğlum, merak etme. Yemeğe yetişirsin herhalde. Yetişirim. Yetişemesem de arar haber verir. Tamam. Cebin açık olsun her ihtimale karşı. Tamam. Hadi kolay gelsin. Güle güle. Evet. Abi iş bitti. Görmem lazım. Görmeden inanma. O zaman saat 4'te sana mesaj çekeceğim yere gel abi. Geri kalan parayı da unutma. Tamam. Saat 4'te oradayım.
Ama bu nasıl oldu? Bakıyorum çok şaşırdınız Ferit Bey. Sen ölmedin mi daha? Niye ölsün ki? Beni oyuna getirdiniz. Ama ben bunu size ödetirim. Zarfın içindeki para herhalde. Ver bakalım onu. Vermem parayı. Peki, parayı al ve bu adamdan ebediyen kurtulun. Sana demiştim ki, benden ayrılmanın bir bedeli olacak diye sana söylemiştim. Ya yapmayın. Eşim var, çocuğum var. Benimle gönül eğlendirirken de onlar yok muydu? Yalvarırım. Ne isterseniz yaparım. Bırakın gideyim. Artık çok geç be birader. Hadi al parayı da gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.